Adrenalin adamı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve bir gün gecikmeli olarak sezon yorumlamasıyla sizlerleyim. Çünkü iki gün üst üste bildiğiniz gibi Forza Horizon 5 haberleri yapmıştım arkadaşlar. Ama görevlerin hiçbirini yapmadım dünkü canlı yayında. Normal müzayede etkinliğimizi yaptık. Gene çok ucuza arabalar verdim. Canlı yayınlara bekliyorum. Adresim aşağıda yazıyor arkadaşlar. Ve haricinde de biraz eleyici attık. Onun dışında size bilerek burayı bomboş göstereyim diye hiç sezon görevi yapmadık. Salı günkü yayında yapacağız onu. Şimdi yeni seri geldi. Aslında bir güncellemeyle gelmedi ve ufak tefek şu an oyunda sıkıntılar var bağlantılarla ilgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Biraz fazla Forza Horizon 5'e yoğunlaştıkları için herhalde Forza Horizon 4'ü üvey evlat gibi şimdilik attılar. Ortalama bir sezon diyeyim. Şöyle, yaz sezonunda şu anda gelen sezonla birlikte %50'sini tamamlayınca aslında bulması kolay olmayan 2018 model Honda Civic'i veriyor. Gerçi sahne arkasında bu araç var. %80'i tamamladığımızda da KTM X-Bow GT4'ü veriyor. Burada festival çalma listesinin geneline baktığımızda 50'yi tamamladığımızda sahne arkası geçişi veriyor ama %80'deki Porsche 356 RSR Imori Motorsport, arkadaşlar bu araba çok özel bir araba ve kısmen yakın zamanda eklendi diyeyim oyuna. Yani çok fazla olmadı eklenele. O yüzden onu kaçırmayın diyorum. Sezonların ortalamasını %80'e kesinlikle vurdurun. Şimdi devam ediyoruz. Fotoğraf mücadelesinde 2020 Mustang Shelby GT500 aracın fotoğrafını çekin diyor. Tamam. Adını antik bir savaş silahından alan vahşi ve çok güçlü 2005 TVR Sagaris'e sahip olun ve sürün haftalık mücadelede. 185 mile ulaştıracaksınız arkadaşlar. Mil bakın, kilometre değil. Ona göre bir heyecanlanmayın yani. 15 iğne deliğinden geçme yeteneği kazanarak tıkanıklıktan kaçın diyor. Geçme yeteneği aslında o. Arkadaşlar 2 sezon önceki kış sezonunda bu iğne deliğinden geçmenin taktiğini size verdim. O videoya bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi tekrar anlatmayacağım. En sonda da Goliath'ta bir yol yarış serisi etkinliği kazanan Goliath oyundaki en uzun yarış arkadaşlar, ama bunun küçük bir taktiği var. Bunu birazdan size göstereceğim zaten. Günlük mücadelelere geçtiğimiz zaman herhangi bir tehlike işaretinde 3 yıldız kazanın diyor arkadaşlar. Toplamda değil bakın, bir tane tehlike işaretinde 3 yıldız almamız lazım. Toprak patika etkinliği tamamlayın. 2 kalkış yarışı pisti drag yapacaksınız. 2 havalanma yeteneği, hoplaya zıplaya tavşan gibi gezerken tamamlanır o. Yıkım güllesi zaten etrafı parçaladığınız zaman oluyor. Muhteşem kıl payı geçiş yeteneği. En sonunda da bunu dünkü yayında yapmışız. Hız kapanlarından toplam 4 yıldız. Bu da çok basit bir görev. Deneme yarışında Honda NSXR veriyor 2005 model. Gösteri yarışında süper şans çarkı veriyor. Playground'da 69 model Nissan Fairlady Z'yi veriyor. Tatlı bir araç bu arkadaşlar. Tabii ki de tehlike işareti, hız bölgesi ve hız kapanında gene süper şans çaklarımız sabit. Honda'dan bayağı gitmiş. Kaynama noktasında 2004 Civic veriyor. Ve orman canavarlarında da bir rally cross arabası GRC Beetle veriyor. Alman mühendisliği E92 M3 GTS. Bu da çok güzel bir alet arkadaşlar. Ve şimdi hadi geçelim Forza Tom mağazasına. Çünkü hani buradaki arabalar çok bomba gözükmeyebilir ama Forza Tom mağazasında güzel bir şey bizi bekliyor. Forza Tom mağazasında 599 Forza Tom puanına Jesko'yu veriyor. Evet, artık oyuna yeni araç eklenmediği için araçların fiyatları biraz müzayede evinde ucuzladı ama ben bu Jesko'yu sizler için fazladan aldım ki müzayede evinde gene minimumdan size verebileyim diye. Ve diğeri de 399 Forza Tom puanına 2009 Lexus IS F veriyor. Lexus'lar biraz nadir araçlar. Gerçi onların da müzayede fiyatları düştü artık ama o yüzden yoksa eğer bunu da almanızı tavsiye ederim. Horizon Super 7'da Ferrari 250 GTO'yu veriyor. Şimdi şu Goliath taktiğini size bir göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra bir de arabaları göstereyim. Hemen Goliath yarışına gidelim. Uçalım oraya, ışınlanalım. Etkinliğe girdikten sonra tekliden devam edip bakın arkadaşlar, en sağda özel etkinlikler var. Özel etkinliklerin içerisinde günün popülerine geldiğimiz zaman bakın burada zaten TVR Sagaris'i koymuş ve Easy Goliath yazmış. Sadece 300 metre, 0.3 kilometre. Bunu direkt bitirip bam güm bu görevi tamamlayabilirsiniz. Hadi arabaları gösterelim. 2018 Honda Civic Type R. En güzel de rengi be. KTM X-Bow GT4. Abi şuna bakar mısın ya? GT aracı zaten bu.
Arkadaşlar genel sezonda %80'i tamamladığınızda verdiği Imori Motorsport'u da göstermek istedim. Çünkü çok özel bir araba ve ben çok seviyorum bu arabayı gerçekten. Bununla ilgili modifiye videosu da çektim. Diğer videolarımdan bakabilirsiniz. ...2005 model Honda NSX-R, bunun bir de GT versiyonu var. Tam bir Honda içi ya. 1969 model Nissan Fairlady Z. Stok bu araba şu an. Abi 10.000 devir nedir ya? ...2004 efsane kasa Honda Civic Type R. Bu sezonun 3. Honda'sı. Volkswagen Beetle GRC, bu 2014 kasa ve bunun bir de 2017 modeli var arkadaşlar oyunda. Çok tatlı ya, ben bu kasaya hasta oluyorum ya. BMW E92 M3 GTS. Yılan. Bu kasaya da bayılıyorum gerçekten. Forzaton mağazasındaki Lexus ISF. Koenigsegg Jesko. Oyun ne hızlı arabalarından biri. Felaket içi ya. Ve Super 7'da son olarak 62 model Ferrari 250 GTO. Oğlum klasik candır ya. Evet arkadaşlar, orta şekerli bir sezon olduğunu söyleyebilirim. 3 tane Honda var. Fena arabalar yok. Forzaton mağazasındaki Jesko tabii ki de bu araca sahip değilsiniz. Çok iyi. Ve festival çalma listesinin genelindeki Porsche 356 RSR Imori Motorsports da gerçekten çok iyi. O yüzden ben ortalamanın bir tık üstünde diyorum. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.